Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kıynamızda dıktanlar ekranımız bolsun. 12-ci növbetlik Şarkı Türkistanlıklar kerindaşlık uçuruşçı ve 3-cü növbetlik Milli Birlik Şurası muvaffakiyetlik ahırlaştı. Ankara'da ötküzülgen 12-ci növbetlik Şarkı Türkistanlıklar kerindaşlık uçuruşçı ve 3-cü növbetlik Milli Birlik Şurası bugün muvaffakiyetlik ahırlaştı. 26-cı sentabirden 28-cı sentabirgece devam etken mezkur yığında her kaysi sahadaki mutahassisler Şarkı Türkistan vaziyeti ve muhacirettiki Şarkı Türkistan halkıya alakadar türlü temelarda muhim lehsiyelerine sözüldü. Bunların sırt yığın katnaşkuçları üçün özlere muhakimi kılıç vakti acırtıldı. Yığından işkinç günü her kaysi teşkilatlarının mesulleri ve vekilleri öz teşkilatlarının kuruluş maksidi, kılıvatkan hizmetleri ve kelgüsü nişanı hakkında tepsili toxtaldı. Arkadan teşkilatlar arasındaki hemkarlık ve itibaklıkını küçeytişke alakadar teklif fikirler oturga koyuldu. Yığından üçüncü günü Şarkı Türkistan Mağarif ve Hemkarlar Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan Boktum'la yığınca katnaşkan Mağarif Cemiyeti Dünya Uygur Kurultuyu, Ölümalar Birliği, Uygur Akademiyesi, Uygur İnstitutu Katarlık 28 teşkilat mesulleri bilen birlikte tayarlagan Şarkı Türkistan Hemkarlık Hitabnamesini ilan kıldı. Hitabnamede teşkilatlar ara hemkarlıkta Şarkı Türkistan davasındaki özgürmez prensiplerine çakılmasılık, fikir okşumasılıkka hürmet kılış, özara alakını kuyuklaştırış, içki ve taşkı düşmelerine birlikte takabül duruş, her kaysi devletlerdeki diplomatiye faaliyetlerini küçeytiş Katarlık muhim noktalar tekitlendi. Arkadan bu kıtımla yığından kulası okup ütüldü ve muvaffakiyetlik ahırlaşkanlığı cekalandı. Yığından kiyin her kaysi devletlerden gelgen mihmanlar birlikte Ankara'ya caylaşkan merhum Muhammed Emin Buğra'nın kabrisini ve yığından pütküzülgen Uygur Medeniyet Üyünü ziyaret kıldı. Xi Jinping yanına İslam dinini Xitaylaştırışka çın turuqallıkını tekitledi. Tangırda torunun bugünkü haberde bildirilişçe Xi Jinping 26. sentabr Beijing'de açılgan Atalmış Şincan Hizmeti Söhbet Yığında İslam dinini Xitaylaştırışka çın turuqallıkını tekitleyen. Tangırda torunun haberge karganda Xi Jinping şembe günü ahırlaşkan 2 günlük atalma Şincan Hizmeti Söhbet Yığında Şarkı Türkistan halkını Xitaylaştırış siyasi de çın turuqallıkını tekitleyip paketler şunu ispatlaydı ki partiyanın yeni devirde Şincan'ın başkuruş istratiyasının pütülleri tuğur ikilikini ispatladı. Çokum uzakça bu yönlüşte çın turuş gerek diyen. Xi Jinping yığın yana bütün partiyanın yeni devirde Şincan'ı başkuruş istiratiyasının yolu koyuluşu, siyasi vazife süptüde kubul kılıçı kereklikine buyruk kılıç bilen birlikte, bu istratigiye Şincan'ın uzun müddetlik mukumluğa karab ilgilişige puhta asas saldı digen. Xi Jinping sözü de yana, partiye 18. kurultuydun buyan, partiye merkezi komiteti Şincan'ı idar kılıç kanuniyetige bolgan tunuş ve ilgileşini çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılıç tedbirlerini şekillendirip, Şincan hizmetliğe istiratiğe cahettin muameli kılıç ve planlaş, Cunhua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleş, dinli Xitaylaştırış yönelişi de çın turuş kereklikine, milletlerinden ken dairede alakalışı, umumiyizlik almıştırışı, ideolojiye siyasetindeki hizmetlerini çoğunkur yakış işlep, çoğunkur alakalışını ilgili sürüş kerehlikine tekitleyen. Küzet küçüler, Xitay'nın halkırada Şarkı Türkistan meselesi de küçülü tanıqtıkı hem de bisimğe uçurgan bir peyitte, yenilen Şarkı Türkistan siyaseti de öz meydanında çın turuşunu tekitleyişi, en ahırda yine bir katlı meydan aşkarlap, halkıra cemiyetinin tumurunu tutup boğatkalıqını. Emeliyette Xitay merkezdeki emeldarlar otursa da, Şarkı Türkistan meselesi de ıhtılap körülüşke başlıqalıqını bildirişmekte. Garip elleri Xitayını Şarkı Türkistan'a teşhürüşke içişe çağırdı. 25. sentabr Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de Garip elleri Xitayını 1 milyonun artık Uygur Katarlık Türkü Milletler Lagerlerine kamalgan Şarkı Türkistan'a teşhürüşke içişe çağırdı. Germaniya Avrupa İttifakı üçün söz kılıp Şarkı Türkistan'da zor Türküm'de siyasi kayıtı terbiyeleş lagerleri, kent külemlik nazaret kılıç sistemleri mevcutluğu ve dinli itikadi erkeklikinin sistemlik çekilengelikini bildirdi. Kanada'nın baş elçisi Leslie Norton bu rayondaki kent külemde halıgança tutup duruş ve balılarını ata ansızın ayrı ütüş
nazarat qilish, shundoqla majburiy amgakka va majburiy tug'ut cheklash qatorliq siyosatlar to'g'risida ogohlantirish berdi. Kishilik huquqini kuzatish tashkilotidagi Jon Vishin 300 dan ortiq faoliyatchiga vakolatan munbarda mundoq dedi. Hech qanday bir davlat qonundan ustun bo'lmasligi kerak. Hamda Xitoyga navbat keldi. Yig'inda guvohlik bergan Abdushukur Abdurashid ismli Uyg'ur yigit Uyg'ur xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bildirdi va kengashdan o'zining ona yurtiga Birlashgan Davlatlar tashkiloti tashrifchisi evetishni talab qildi. U mundoq dedi. Oilamdagilar Xitoyning jazo lageriga tutqun qilindi. Hukam qul ishchisi sübtida telefon zaryadlaguvchilarini qurashtirishga majburlandi. Balki qulonlardagi zaryadlaguvchilar orasida u yasagan zaryadlaguvchi bo'lishi mumkin. Xitoy diplomati g'arb vakillari umumining ogohlantirishini asossiz deb rad qildi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Mishel Bachelet oldingi hafta o'zining Xitoy doiralari bilan Sharqiy Turkistonni ziyorat qilish mumkinchiligi to'g'risida suhbatlashayotganligini aytgan edi. Xitoy ko'chmanlari Sharqiy Turkistonga ko'chib kelmoqda. Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda millionlagan xalqni jazo lagerlari va turmalarga qamagandan keyin Xitoy o'lkalariga Xitoy fuqarolarini ko'plab ko'chirish Sharqiy Turkiston xalqini irqiy yo'qotish siyosatini qattiq ijro qilib keldi. Bugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sindim ma'lum bo'lishicha, bir Xitoy ayol Sharqiy Turkistonda o'ziga berilgan uyning oshxonasi, tamoq yeyish uyi, mehmonxonasi, yotoq uylari, uydagi qimmatbaholiq uy saymonlari, balkonni hamda isil bezalgan 3 yotoq bir mehmonxonalik uyini ko'rsatgan. Sharqiy Turkistonga ko'chib kelib yerlashganlarga mushunda hamma narsa to'liq haqsiz uy, yuqori maosh 5 gektar kevaz teridigan yer berildiganlik haqida tashviqat qilgan. Yana bir qancha sinda Xitoy ayol o'ziga berilgan uyni sirtdan sinovga tortib, uyning qavatlik uy ekanligini, qorasiningmo cho'ngligini, hozir ko'chib kelsa nihoyat yaxshi bo'lganligini ko'rsatib, Xitoylarning bu yaxshi fursatdan foydalanib tezroq ko'chib kelishini ta'kidlagan. Xitoy doiralari yaqinqi yillarda Uyg'urlarni majburiy holda o'z yurtlaridan surgun qilib, lagerlarga sulab ularning mol-mulk, uy va yerlarini tortib olib, yo'q qilib atgan. Uyg'urlarning o'rniga izchil Xitoylarni ko'chirib kelib yerlashtirmoqda hamda bu xildagi tashviqotni to'xtamay kuchaytirmoqda. Masjidlarning taqalganligi yana bir qitim oshkorlandi. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharqiy Turkistonda ko'p sondagi masjidlarni har xil bahonalar bilan chiqib tashladi. Chiqilmagan masjidlarni oxirgi yillarda Xitoylar uchun ishxona, sayohatchilarni kutib oladigan uy, kiyim tikish zavodi va bazmixona qilib o'zgartdi. Xitoy doiralarining terrorlikka qarshi turish nomida yurgizgan dinga qarshi rezil plani xalqaroda oshkorlangandan keyin Xitoy darhol yolg'on sahna hozirlab, bir qism masjidlarning eshigini ochib, Uyg'urlarning dinni faoliyatlarini erkin qilayotganligi haqida yolg'on tashviqotlarni tarqatdi. Bugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sindim ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonning Qashqar shahrida sayohatga borgan bir Xitoy Qashqar shahridagi Hetka masjidi oldidagi maydonni sinqa qilib tarqatgan bo'lib, Hetka maydonida odamning azlab qolganligini oshkorladi. Sinda Xitoy sayohatchi yana kamerani Hetka masjidiga to'g'rilab turib, bu bir mashhur Hetka masjidi, lekin bu masjid ibodat qilish uchun taqilib, sayohatchilarga ichildi degan. Xitoy doiralari xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun masjidlarning ibodatga o'chiqligini, dinni cheklama yo'q ekanligini, Uyg'urlarning xolgan vaqtida ibodatini qilayotganligini jasilgan edi. Lekin amaliy faktlar Xitoyning xalqaro jamiyatni aldash uchun yolg'onchilik qilayotganligini Qarqashdan yana bir turkum Uyg'ur surgun qilindi. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan yangi sinlar Sharqiy Turkistondagi surgunni davom qilayotganligini isbotlab berdi. Xitoy doiralari izchil turda Sharqiy Turkistondagi yoshlar, o'tir yoshlar, hatto yashanganlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilib, majburiy holda qul o'rnida ish qilmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sinni ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonning Qarqash nohiyasidan bir turkum Uyg'ur yoshlarining surgun qilinganligi oshkorlandi. Sinda Qarqash nohiyasining avtobus bekitida nurg'ullagan qiz o'g'il yoshlarning qo'llarida safar chamdonlari va yutqan ko'pilarni ilib radga tizilib surgunga tayyorlanayotganini oshkorlagan. Xitoy Sharqiy Turkiston xalqini namoratlikdan qutulish, ishqa o'rinlashtirish nomida o'z yurtidan surgun qilib, boshqa yerlarda majburiy amgakka solmoqda. Xitoy bir tarafdan Uyg'urlarni o'z yurtlaridan surgun qilsa, yana bir tarafdan Xitoy o'lkalaridan Xitoylarning Sharqiy Turkistonga kelib, surgun qilingan Uyg'urlarning o'rniga yerlashtirish uchun yuqori maosh, haqsiz uy, yer berildiganligini jakarlab tashviqotini kuchaytirmoqda. Turkiyada Xitoy virusi bilan 68 kishi qazo qildi. 27 sentyabr kechasida Turkiya Sağlık Ministri Fahrettin Koca Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning 1467 ekanligini e'lon qildi. Turkiya Sağlık Ministri Fahrettin Koca
Türkiye'deki Xitay virüsü hakkında uçur yollap virüs bilen yukumlandı deb guman kılıngan 101.119 kişinin teşhürüş arkalık yeniden 1.467 kişinin virüs bilen yukumlanganlığı inaklanganlığına. Bir gün içinde yine 68 kişiye kaza kılıp cemi kaza kılgıcılarının 7.997'ye yetkerlikini ilan kıldı. Fahrettin Koca yine 24 saat içinde sakıyıp doktorhanın çıkarlar 1.167'ye yetkerlikini. Türkiye'de Xitay virüsü payda bulgandan kin sakayganlarının umumi sanı 275.630 kişiye yetkerlikini bildirdi. Ermeniyanın 550 askeri öldü. Türkiye Avaz Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilmişçe, Azerbaycan bilen Ermeniyanın tünöyünki tokunuşlarda Ermeniya armiyasının 550'den artık askeri ölgen ve yaralangan. Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliğinin aşkarlayışça, eğri talepetke uçurgan Ermeniya armiyasının 22 tanka ve başka broniklar, 15 tane OSA tiplik zenit top, başkurulduğun bomba sistemisi, 18 tane uçukçusuz hava aparatı ve 8 top parçası paçaklap taşlangan. 550'den artık Ermeniya askeri öldürülgen ve yaralangan. Ermeniya armiyasına ait 3 ok doğru iskilatı paçaklangan. Melamulişçe Terte rayonu yakın talaş yesi etrafıdaki tokunuşlarda düşman hava batalyonunun komandanı Leytenat Polkovnik Lerinik Babayan öldürülgen ve onun komandanıdaki herbi kısım kadınları eğri talep etki uçurgan. Talaş yesinin etrafıdaki bazı igizlikler Ermeniya armiya güçlerinin tazlangan. Azerbaycan armiya tarafından aşkarlayışça Ermeniya armiyasının muhim noktalarına başkurulduğun bomba ve toplar arkalı zerbe verilgenlikke. Ve Ermeniya güçleri çekindirilgen. Ermeniya armiyasının köp sanda askerlerinin yaralanış sebebinden Ermeniya'nın herbi ve puhravi doktorhanlarında kıyınçılık yüzbergen. Kan bankası kıyın ötkelge duçgelgen. Melum bu işçe Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliği Ermeniya askerlerinin cesetlerinin havadan tartılgan foto suretlerini tarqatkan. Yeni bir tereptin Azerbaycan puhravi ultrah rayonlarına hücum kılıçını devamlaştıratkan Ermeniya armiyasını agahlandırgan. Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliği bu vaxta bayanat elan kılıp Ermeniya armiyasının etigen tereplerinin itibaren Tertar şehrine hücum kılıçka başlıqalıqı. Ermeniya'nın ahırgı kıtım agahlandırgalıqını. Azerbaycan'ın mı tedbir kolunup cevap kaytırgalıqını bildirgen. Melum ilişçe tünögün etigen tereplerde Ermeniya Azerbaycan aldınkı sebleniyesi de Ermeniya güçlerinin Azerbaycan'dan puhravi ultrah rayonlarına hücum kılıç neticesi de tokunuşlar başlangan. Azerbaycan armiyası mı kaytırma hücumu koytup bir kısım ultrah rayonlarını işgaliyetten azat kılgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki haberimizi görüşkü şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimən. Esselamu aleykum ve rahmetullah.